Başka bir kısadan hisseyle yine karşınızdayız. Umarım iyi geçiyor Ramazan'ınız. Hadi bakalım. Yeni öyküyü beraber dinleyelim. Mevlana'nın Tüccar ile Papağan hikayesi. Bugünkü konumuz bu. Tacir bir iş için Hindistan'a gitmeye karar verir. Papağanına hediye olarak ne istediğini sorar. Papağan şöyle cevap verir. Senden bir tek dileğim var. Hindistan'da diğer papağanları gördüğünde şunları söyle. Sizi arzulayan bir papağan, takdiri ilahi gereği benim tutsağımdır. Tüccar Hindistan'a gider, bu mesajı bir grup papağana iletir. Ve bunlardan biri bu haberi duyduktan sonra titrer, düşer ve ölür. Tüccar çok üzülür ve hiç şüphesiz bunun kendi kuşuyla akraba olduğunu düşünür. Eve dönünce istemeden dahi olsa bunları olanları papağanına anlatır. Bunu duyar duymaz o da titremeye başlar ve kafesin bir köşesine düşer. Papağanını kaybettiğinden dolayı tüccar üzülür. Ve kafesin kapağını açıp dışarı fırlatır. Papağan derhal uçar, bir dala konar. Hayrete düşen tüccar, iki kuşun arasında nasıl bir iletişim olduğunu sorar. Ve papağan şöyle cevap verir. Davranışı ile diğer papağan aslında şöyle dedi. Kendin öl ve ötmeyi bırak. Ancak bu şekilde kurtulup özgürlüğüne kavuşabilirsin. Günlerden bir gün fakir bir şeyh ama bir zabidin evine misafir olur. Aman'ın evinde bir mushaf görür ve kendi kendine bu mushafın burada ne işi var? Çünkü evde amadan başka kimse yok diye düşünür. Bunu ona sorayım mı? Sormayayım mı diye düşünür. Fakat sormamayı, sabretmeyi tercih eder. Mevlana bu misafirin dilinden şöyle der. Bu merak ve sıkıntı içinde birkaç gün sabretti ve müşkülü çözüldü. Çünkü sabır, ferah ve sürur anahtarıdır. Gece yarısı Kur'an sesi işitti. Ve uykudan sıçrayıp şu hali gördü. Ama mushaftan dosdoğru okuyordu. Bunu görünce sabrı tükendi ve amadan o hali sordu. Dedi ki, görmeyen gözünle o satırları nasıl görüyor ve nasıl okuyorsun? Ama dedi ki, ey ten cehaletinden cüda olan misafir, bunu Allah'ın sanat ve kudreti için çok mu görüyorsun da şaşıyorsun? Ben Allah'a dua ettim ve ey kendisinden yardım istenen Cenab-ı Hak, bir kimse canına ne kadar düşkünse, ben de Kur'an okumaya o kadar düşkünüm. Hafız değilim. Okuyacağım vakit gözlerime bir nur ver ki, yanlışsız okuyabileyim dedim. Allah'tan bana bir nida geldi. Ey amel-i salih, ey her musibette bizden ümit var olan, ne vakit sende okumaya istek yahut mushaflardan kıraate arzu olursa, ben o sırada senin gözündeki görme hissini iade ederim. De, Kur'an'ın yazılmış harflerini okursun. Dediği gibi de yaptı. Ben ne vakit okumak için Kur'an'ı açsam, o, her şeyden haberi olan ulu padişah ve o Rabbül Ahad Hazretleri görüşümü iade eder. O vakit gece karanlığını izale eden bir çırağı gibi olurum. Mevlana, kör olmasına isyan etmeyerek, hayata umutla bakan bu zatın menkibesinden hareketle insanların kendinde bulunan eksikler ve olumsuzlukların hayıflanmak yerine
her durumda olumlu özellikleri görebilmenin önemini vurgulamıştır. Kadın sağlıcakla.